Öncelikle aramıza katılan iki misafirimiz var. Onların isimlerini söylemek istiyorum. Bağımsız Muhasebeciler Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Celal Özgüroğlu. Yine Bağımsız Muhasebeciler Grubu Maltepe Üyesi Deniz Yıldır. DAŞ'tan hoş geldiniz efendim. Şimdi sevgili meslektaşlarım, arkadaşımız az önce dedi ki sözünü hiç farkındaysanız kimsenin sözlerini kesmedim. Ancak bir ara arkadaşımız oda içi temsilciliğinin yaptığı faaliyetleri anlatmaya başlayınca söze girmek zorunda kaldı. Burası Bakırköy Mali Müşavirler Derneği'nin bir genel kurulu ve Bakırköy Mali Müşavirler Derneği'nin faaliyetleri veya faaliyetleriyle ilgili eleştirileri yapılacağı bir mecra. O bakımdan buradaki cevap bana düşmez. Ancak bu geçtiğimiz açılış konuşmamda da söyledim. 25 yıllık, çeyrek yüzyıllık bütün süreçte bu derneklerin her zaman içinde olmuş, üyesi olmuş, yöneticisi olmuş birisi olarak bu süreçleri çok iyi bilen birisiyim. Bu bakımdan bu maddelerle ilgili olarak söz aldıktan sonra, yanılmıyorsam başkan söz diyecektir. Başkan daha sonra cevap konusu kullanacaksınız. Söz almak isteyen varsa bu gündem doğrultusunda üyelerimizden, yine tekrar ediyorum, dernek üyelerimizden bu gündem maddesi doğrultusunda söz almak isteyenlere söz vereceğim arkadaşlar. İşaret buyursunlar. Buyurun lütfen, buyurun. Bakırköy'de bir meslektaş olarak derneğimizin yerini öğrenmek istiyorum da şu ana kadar bilmiyorum. Şimdi bunu başkan not alıyordur, söz verecektir. Derneğimiz resmi bir kurum. Derneğimizin ofisinlik başkan olduğu zaman Sayın İrfan Demirci ofisinin açılış şurasında, mobilyaların alışına, boyasına kadar da uğraşmış var arkadaşımız olarak. Onlarla da ilgilenmiş birisiyim. O şeyi de biliyorum. Onunla ilgili gerekli açıklamaları yapacaktır. Bu arada sadece şunu söylüyorum. Dernekle ilgili son şeylerde birçok genç arkadaşımız üye oldu. Derneğe üye olmak ya da olmamak, öyle birisiyle gelip de geri çevrilen kimse olduğunu bilmiyorum. Ben derneğin bir önceki dönem onur kurulu üyesiyim. Bu genel kurul bitene kadar. Öyle bir şey olsa bu şikayetler tarafıma gelir. Bugünkü divan başkanlığımın dışında onur kurulu üyesi olarak son 3 yıldır görev yapan bir arkadaşımız. Asla şahsıma, genel merkeze, dernek, Bakırköy Derneği'nin merkezine böyle bir şikayet olmamıştır. Zaten disiplin kurulu olarak da görev yapmamız münasebetiyle tarafımız mutlaka bilgilendirilmek durumundadır. Lütfen bu şekilde size anlatılan ayrıştırıcı, kavgaya dönük, küçümseyici şeyleri biraz eleştirisel olarak yaklaşınız diye söyleyebilirim. Benim söyleyeceğim bunlar ibaret. Şimdi arkadaşlar bu konuda söz alan yoksa gündemimizin değerlendirmek ayrıca görüşülmesi. Şimdi burada şimdi arkadaşlar Sayın Başkan bu konuda bir cevap vermezseniz bu günleri geçiyorum. Şimdi bu görüşülmesi maddesi 8. madde arkadaşlar. 9. gündem maddemiz yönetim ve denetleme kurullarının ayrı ayrı ibrası. Şimdi burada öncelikle yönetim ve denetim kurulu yazdığına göre denetim kurulu ibrasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler işaret ediyorsun lütfen. Kabul etmeyenler. Oy birliği kabul edilmiştir. Yönetim faaliyetleri. Hayır. Denetim, yönetim kurulunun iddiasını oylarınıza sunuyorum. Ayrı sunmamız gerekiyor arkadaşlar. Tamam, yönetim kurulunun iddiasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğine kabul edilmiştir. Şimdi 10. gündem maddemiz yeni dönem için üye giriş ve üyelik aidatlarını belirlenmesi hususunun görüşülmesi onaylanması. Bu konuda bir öneri vardı bana. Bu öneriyi okuyorum. Bakırköy Divanı'na yeni dönem giriş aidatları 50 TL ve yıllık aidatların 50 TL olmasını arz eder. İrfan Demirci, Yalçın Topal ve arkadaşlarım. Böyle bir öneri var. Bununla ilgili yıllık aidatın 50, giriş aidatın 50 lira olması ile ilgili. Yanan Bey, genel başkanımız da bildiğim kadar aidatları genel merkez
Onu 100 yapan şey doğru söylüyor. Buyurun başkan. Yıllık aidatı, giriş aidatı 150. Evet, evet, doğru. Oraya 100 yap. Şimdi başkan siz o zaman bir düzeltin. Şöyle ben yıllık kimsenin para ödediği olmadığı için giriş aidatı 50 lira, yıllık aidat 50 lira yazıyor. Ben düşük olsun diye onu 100 lira yap o zaman. 100 lira olarak şey düzeltiyorum ben. Bir taraf da attım. Taraf da attım bak. Tamam. Herkesin gözü önünde. Evet arkadaşlar. Bütçenizdi bu. Tamam. Dernek başkanının yeni önerisi giriş aidatları 50 lira, yıllık aidatlar 100 lira olarak düzeltilmiştir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler işaret versin lütfen. Kabul etmeyen yok. Oy birliğine kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Şimdi bu konudaki öneriyi de aldık. Bu konuda evet başkan da söyledi. Evet evet. Şimdi onu okuyacağız. Şimdi arkadaşlar bu aidat verme konusu evet yani aidatların ödenmesi konusunda sıkıntıları herkes biliyordur. Bütün derneklerde bu başkan merak etmeyin. Mali İşaretler Derneği'nde değil. Bakın bu iş adamları derneğinde mesela biz topluyoruz. Bak onu söyleyeyim ya. Yani kesinlikle topluyoruz aidatları. Aidat borcu olan da genel kurulu katılıyor. Hayır, iş adamları derneğinde. Genel kurulumuzun 10. gündem maddesi. Yeni dönem için bunu görüştük. 11. gündem maddesine geçiyorum. Yeni çalışma dönemi bütçesinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması. Önce bu 11. gündem maddesinde çalışma bütçesinin okunmasını rica ediyorum yönetimden bir arkadaşım. Onu ne koydum size özel okusun. Bak orada bak onun için yazıyor. Alt tarafta bütçe yazıyor. Şimdi bunu yönetimden... Şunu okusun. 2018-2021 dönemi tahmini bütçesi. Giderler, genel giderler 5.000, eğitim ve etkinlik giderleri 3.000, toplam 8.000, geliler, üye aidatları 2.000, bağış 6.000, toplam 8.000. Arkadaşlar bütçeyi gördünüz, dinlediniz, gayet güzel bir bütçe. Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğine kabul edilmiştir. Yani maalesef işte durum bu arkadaşlar. Yeni çalışma bütçesinin okunması ve görüşmesi onaylaması 11. maddemizi, bu maddeyi de geçtik. 12. maddemiz seçildi, kullanılacak oy pusulaları şeklinin görüşülmesi ve onaylanması. Bu konuda var mı bir öneri? Çarşaf liste olmasını öneriyor mu?